devam edelim sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden şimdi tabii adalet yürüyüşü diyoruz. 13. gün tamamlandı. Yarısı bitti yolun. Yarın sabahtan itibaren de artık biraz saatler de daha erkene çekildi. Yürüyüşün başlama saatleri de bugün mesela 8.25'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk adımını attı bugün için. Hava sıcaklıkları tabii artış gösterdiği için biraz saatlerde de sanıyoruz oynamalar da var. Güneşin dik geldiği o saatlerde mümkün olduğunca yürüyüş gerçekleşmiyor. Molalar devam ediyor ve akşam üzeri tekrar yola çıkılıyor. Bugün de dediğimiz gibi 21 kilometrelik bir yürüyüş vardı. 9 Temmuz olarak hedeflendi. Şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Cemal Can Polat 9 Temmuz'da miting alanında Maltepe'de bir karşılama olacağını ve milyonlarla karşılayacaklarını belirtmişti CHP liderini. Şimdi yürüyüşe katılımlar devam ediyor. Dün önemli konuklar vardı yine yürüyüşün konukları diyelim. Abdülhatif Şener oradaydı, eski başbakan yardımcılarından. Yine Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu oradaydı ki kanun hükmünde kararnamelerle yine ihraç edilen isimler arasında isimlerden birisiydi Kaboğlu'da. Ve tabii Luisa Ayala'yı hemen hatırlatalım. Yarın yürüyüşe o da gidecek. Önemli bir isim. Umut Orhan eşlik edecek kendisine. Bunu da belirtelim. Demokrat Parti yarın orada olacak. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı. Merkez Parti'nin açıklaması vardı. Biz de katılıyoruz diye. Bugün Kadın Cinayetleri Platformu Başkanı oradaydı, temsilciler. Önümüzdeki günlerde yine kadın platformundan, farklı platformlardan da katılacak isimler, gruplar olacak. Dolayısıyla gittikçe de artıyor. Kar topu çığ gibi büyüyor diyebiliriz bu destek. Ve yine Ahmet Türk'ün bir açıklaması vardı. Onu da aktaralım hemen. Ahmet Türk de yürüyüşe destek olacak, katılacağını belirtti. Tabii bu arada bu yürüyüşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bayraklar da kullanılmıyor. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki bu bir siyasi parti yürüyüşü değil. Her kesimden, sivil toplum kuruluşları, tüm vatandaşları, herkesi ilgilendiriyor demişti. Öyle adımını atmıştı. Ben orada olacağım demişti Güven Park'a ilişkin açıklamasında. Dolayısıyla hiçbir siyasi partinin bayrağının orada olmayacağının da altını çizelim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden yola çıkarak. Yürüyüş devam ediyor dedik. Tekrar döneceğiz. Yürüyüşü konuşacağız ama dışarıdaki yansımaları da elbette değerlendiriyoruz. Hem önümüzdeki süreçte bir G20 zirvesi var, hem de işte Katar konusu var. Mesela Almanya'da böyle bir telaş var şimdi, yani Türkiye'ye karşı. Evet. Birçok ülkeden var aslında bu. İtibar kaybı aslında burada öne çıkıyor. Tabii. Ama Katar'la başlayalım hocam, ardından diğer ülkeleri de geçeceğiz. Şimdi Katar'a ilişkin ne olacak? Yani Türkiye ile Katar'ın arası tamam, şimdi destek devam ediyor ama evet, bir noktada bir bozulmaya yönelik de devam eder mi? Mesela buna yönelik yorumlar var çünkü. Suudi Arabistan örneği, şu da vardı yorumlar arasında. İşte Katar, aslında Katar'daki yönetimin değiştirilmesi hedef. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Suudi Arabistan'da yaptığı o anlaşma gibi Katar'la da bir anlaşma daha yapacak. Peki bütün bunlar olursa Türkiye nerede yer alacak? Rusya mı, Katar mı? Nerede olacak Türkiye? Şimdi tabii önce Katar'ın önemi farklı gruplar için nasıl, ona bakmak lazım. Katar Trump'ın söylediği şeyleri yapmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da oluşturmak istediği bir güç merkezi var. Bu Suudi Arabistan liderliğinde yürüyor. Bir nevi Orta Doğu NATO'su diyelim. İsrail'deki Şahin Kanat'la da çok yakın ilişki içerisinde bunlar. Bir İslam ordusu kurmak, işte bunu İran'a hedefe koymak gibi hedefler var. Hatta iki devletli çözüm yerine, yani İsrail-Filistin devleti yerine tek bir İsrail olması hedefi var. Bunun tabii Suriye'ye, Lübnan'a, Irak'a, her yere yansımaları oluyor. Tabii Türkiye'de oluyor. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri içerisinde buna karşı başka bir hareket de var. Bernie Sanders'ın başını çektiği. Bunlar da iki devletli çözüm. İsrail 67 sınırlarının gerisine gitsin ve böylece İsrail-Suriye barışı oluşsun. Tıpkı Obama'nın da yapmak istediği ama yapamadığı gibi. Ve böylece Trump da bir geri adım attı. Tamam canım, iki devletli olabilir falan dedi. Ama arka planda General Mattis,
şu andaki savunma bakanı, hala o Lieberman'ın, yani İsrail savunma bakanının yapmış oldukları çözüm, böyle bir ordu oluşturma şeyi yürüyor. Katar buna karşı durdu. Katar İran'la beraber olmak istiyor. Yani İran'a karşı olan tavırlara karşı Suudi Arapların liderliğindeki bu hareketin yanında yer almıyor. Ama en önemlisi ekonomik boyutu işin. Katar paralarını Amerikalıların istediği yerlere yatırmıyor. Yani götürüyor paraları, Almanya'ya yatırıyor. Deutsche Bank'a yatırıyor, Volkswagen'e yatırıyor. Başka yerlere yatırıyor. Türkiye'ye yatırıyor. İngiltere. Yani onların istemediği yerlere yatırıyor. Dolayısıyla buna dur bakalım kardeşim, biz burada, bizden sorulur burası diyor. Şimdi o da onu dinlemiyor. Şimdi dinlemediği zaman onu yola getirmesi lazım. En kolay yapacağı şey oradaki yönetimi değiştirip kendine has bir adamı saray darbesiyle getirip oraya oturtmak. Tek adam idaresinin kötü taraflarından biri işte bu. Yani tek adam yaparsanız onu alırsınız, hoşunuza gitmeyen, hoşunuza gelen adamı koydunuz, bu ülkeyi idare edersiniz. Bu kadar basit. Yapılan iş bu. Yani Türkiye de aynısını yapmak istiyorlar. Evet. Onun için biz bu anayasanın bu şekilde olmaması gerektiğini söylememizin arkasında da bu yatıyor esasen. Yani Türkiye'nin birilerinin oyuncağı haline gelmesini engellemek yatıyor. Şimdi Rusya Katar'ın yanında yer aldı açık olarak. İran Katar'ın yanında yer aldı. Çin aynı şekilde. Suriye konusunda da Katar Suudların politikasını gütmüyor. Böyle baktığımız zaman da Katar... Yani yaramaz çocuk durumunda. Türkiye ile olan ilişkisi tabii çok önemli. Niçin önemli? Çünkü hem Türkiye'ye oradan para geliyor. Bizim açıklarımız devam ettiği sürece bir yerden para gelmesi lazım buraya. Geldiği yerlerden bir tanesi orası. Önemli yerlerden biri. İkincisi de oradaki doğalgaz kaynakları gelecek vadeden bir şey. Bu gelecek vadeden doğalgaz kaynaklarını da Amerikalılar kontrol etmek istiyor. Yani stratejik bir oyun oynanıyor burada. Bir tarafta İsrail, bir tarafta Amerika'nın bu bölgedeki hakimiyet mücadelesi. Karşısında yer alan Rusya-Çin ikilisi. Buna bir de Pakistan ve şeyi de ekleyebilirsiniz. Hindistan'ı. Onlar da şimdi öbür tarafta yer aldılar. Onlar da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne gittiler. Türkiye burada NATO içerisinde üye olmasına rağmen eğer öyle isterseniz Rusya'nın, Çin'in, İran'ın falan bulunduğu yere doğru kaydı. Kaymak zorunda kaldı. Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı politikalar, PYD'ye verdiği silahlar, değil mi? Ve bu silahların bize karşı kullanılması, içeride bu silahların bulunması, hatta bunları bulan ekibin helikopter kazasıyla bir anda ölüvermesi, değil mi? Hatırlayın. Evet, evet. O üst yönetimin çok enteresan taze taze silahları buldular. Bir müddet sonra adamlar, bir baktık helikopter gitmiş, adamlar da gitmiş. Yani bu oldu. Yani bu tabii tesadüf bir olay değil bence. Yani bu kasıtlı yapılmış olan bir operasyon. Fakat çok önemli bir bilgi burada ben sizinle paylaşmak istiyorum. O da Suriye rejiminin temsilcisi olan gazetecilerin, Şam televizyonunun adamları benimle mülakat için gelmişlerdi. 15 Temmuz olayının belgeselini çekiyorlarmış. Bu arada bana da sordular. Bir de olan olayları, Katar'ı vesaireyi yorumlattılar. Dediler ki, iki önemli şey söylediler. Bir, Suriye ordusu şu anda PYD'yi mağlup ederek Derzor'a doğru gidiyor, Irak sınırını kontrol altına alıyor. İranlıların bağlı olan rejim şeyleri de, adamları da arka taraftan onlarla ittifak kuruyorlar. Amerika da bunları bombalıyor. Yani halbuki IŞİD'le mücadele ediyorlar onlar. Ama esas mesele şu. Bundan sonraki hedefi Suriye ordusunun PYD. PYD'yi yerle bir edeceğiz dediler. Dikkat. Bu PYD'yi yerle bir edeceğiz demek, PYD'nin Suriye'nin bütünlüğüne düşman olan bir kuvvet olarak algılanması demektir. Amerika'nın şu ana kadar güttüğü bütün dış politikaya terstir. Amerika silahlandırmayı demek ki o zaman niye karşı yapıyor? PYD'yi niye ağır silahlarla teçhiz ediyor? Hem Suriye ordusuna karşı hem de Türkiye'ye karşı. Dikkat ederseniz şu anda Türkiye'de bu mesajı almış durumda. Onun için Afrin harekattan bahsediyoruz. O çeşitli kantonlara harekattan bahsediyoruz. Aynı şekilde Barzani'nin orada kurmak istediği devleti de kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Çünkü ikisi birbirini tamamlıyor. Böyle baktığınız zaman da Amerika burada çok önemli bir politika değişikliğinde. O yüzden Katar'ı tekrar yanına çekebilmek için işte senatörün şeye karşı, Trump'a karşı iyi polisi oynayıp ya biz de o kadar kötü adam değiliz işte bak bölgeyi de barışa kavuşturacağız falan demesi buradan geliyor. Tabii Amerika'nın Türkiye'nin alacağı bu tavırlara göre de Türkiye içerisinde bu terör örgütlerini devreye sokması tehlikesi mevcut. Yani PYD'nin, PKK'nın zaten görüyoruz verdiğimiz şehitlerle de bunu görmekteyiz. Oranın yansıması oluyor. Buraya yani yansıması olabilir. Bunun şiddeti daha da önümüzdeki süreçte
artabilir. Türkiye burada yani oynanmakta olan bir Rus-Çin ittifakının, İran ittifakının Amerika ve İsrail ittifakına karşı bir durumudur. Almanya burada Katar'ın yanında yer almış görünüyor. Çok evet, önemli. Doğru. Ve Almanya onun için G20 zirvesi şeydeki Berlin'deki çok önemli. Çünkü Almanya her bakımdan sıkışmış durumda ve bir de seçim var 24 Eylül'de Almanya'da. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olan o hani o korumalar meselesi bence işte onların incirlikten çekilmelerinin bir karşı aksiyonu olarak değerlendirilmeli. Yani bak işte Amerikalılara böyle yaptınız, bizim buraya da böyle yapmayın ha sakın falan deyip yani kendilerine siz incirlikten bizi attınız demek istiyorlar. Dolayısıyla burada yaptığınız işi tasvip etmiyoruz diyorlar. Peki hocam yani Türkiye kimin yanında yer almalı? Anda, işte mesela Suriye ile mi, İran'la mı, Rusya ile mi? Şu anda Türkiye zaten adı konmamış bir şekilde bana sorarsanız Suriye rejimiyle de işbirliği içerisinde. Bunu açık söyleyebilirim. Belki görünür de değil. Yani Esed tekrar Esad oldu. Esad tekrar ama Esad o tekrar ilk başta biz sanki hani böyle bir hava işte yaratıldı. Ama söyleyemiyorlar onu. Yani onu söyleyemiyorlar. Bu halen devam ediyor mu böyle? Yok. Çünkü dönüş yapmak zorundalar. Bunu anlamış vaziyetteler. Onun için Türkiye İdlib'in mesela kontrol edilmesi konusunda Astana sürecinden faydalanarak Ruslarla beraber hareket ediyor. Evet, Suriye rejimiyle beraber hareket ediyor. Ve aynı zamanda Afrin'e şayet böyle bir harekat olacaksa öyle bir takım söylentiler var. Bizim Hatay'ı bir noktada güvenceye almak için yaptığımız bir operasyondur bu. Böyle düşünecek olursanız. Bir de tabii oradaki Türkmenler. Şimdi tabii oradaki Özgür Suriye Ordusu dediğimiz kuvvetin içerisinde Türkmenler var. Başkaları da var. Onların başkalarını Amerikalılar ayaklandırıp bir kısmını PYD'ye bir kısmını Suriye ordusuna göndermelerini sağladılar. Ama Türkmenler gene bizim tarafta duruyorlar. Çünkü orası Türkmen bölgesi. Türkmenler, şimdi bayır bucak Türkmenleri diyoruz. Bayır dağ, bucak, ya yani aşağısı. Bucakta olanlar yani aşağıda olanlar, deniz kıyısında olanlar güvendeler. Fakat bayırda olanlar güvende değiller. Topraklarını kaybettiler. Şimdi dolayısıyla onların gideceği yer yok. Onlar Türkiye'ye doğru hareket halinde olabilir. Sayıca nasıl hocam? Mesela hani sürekli söylüyoruz bunu ama yani bayır bucak. Bayır bucak bir dağda nasıl? Olanlar bir de bayırda olanlar. Şimdi bu bayırda olanlar, dağda olanlar yani. İşte bu Fırat Kalkanı operasyonuyla kendilerine yaratılmış olan yerde durmak istiyorlar. Ve bu arada Afrin bölgesi de bunlar için büyük önem taşımakta. Yani Türkiye'ye gelmeleri yerine orada kalmalarını sağlamak, yeni göç hareketlerinin Türkiye'ye ve dolayısıyla Avrupa'ya da gitmesini engellemek bizimkilerin şu andaki ana hedeflerinden biri gibi görünüyor. Bunu da yapabilmek için Suriye ile de adı konmamış bir işbirliği olduğu kanaatindeyim ben. Rusya ile aynı şekilde, İran ile aynı şekilde. İran'ın başka hedefleri var. İran bir noktada Lübnan'a kadar uzanan bir yolu kontrol etmeye çalışıyor. Amerika da bunu istemiyor. İsrail'in güvenlik politikaları sebebiyle. Hizbullah'ı bu arada imha etmeye çalışıyor İsrail. Hatta İsrail'in güneyden, Ürdün tarafından Güney Suriye'yi işgal etmek gibi bir takım hedefleri var. Yani bir tarafta Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir harekat var. Öbür tarafta Suriye'nin parçalı olmasını sağlayabilecek bir durum var. Amerika'nın burada politikası bence özellikle İsrail'in güvenlik politikalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle Şahin kanattan. Bunu eğer Amerika kendi çıkarları doğrultusuna çevirebilirse belki sıkıntıdan çıkar. Aksi takdirde Amerika burada çok çok zor durumda. Onu söyleyebilirim. Uzun vadede çok zor durumda. Türkiye de burada haklı olarak kendi çıkarlarını korumak mecburiyetinde. Yani hem Suriye'de bunu korumak zorunda, hem Irak'ta korumak zorunda, hem de Türkmenlerin orada kalmaları, Türkiye'ye gelmeden orada yaşayabilmeleri lazım. Hatta bir takım Suriye'den gelenlerin de tekrar oraya geri gidebilmeleri i̇şte, imkanı yaratılması haklı lazım. Bunlar çok ya, önemli. Hani buna yönelik hamleler nasıl gelişecek? Bunlar gelişecek. Bunlar gelişecek. Dolayısıyla önemli. Katar meselesini de böyle görmek lazım. Katar'da bir saray darbesi yapmaya çalıştılar. Özellikle Washington'a çağırarak olmadı o iş. Dolayısıyla gene onu kollayacaklardır. Onu yapmaya çalışacaklardır. Oradaki Türk askerinin oluşu bana sorarsanız bir noktada Katar emirinin güvencesini ve Türkiye'nin de bir noktada stratejik çıkarlarını korumak açısından olabilir. Ancak çok dikkatli olmamız lazım. Olabilecek bir çatışmada ben öyle bir çatışmaya ihtimal vermiyorum. Çünkü Trump'ın da yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Trump yeni bir dünya savaşı başlatamaz. Nitekim
Putin de bunu çok açıkça söyledi. Dedi ki bir savaş olursa dünyada kimse sağ kalmaz dedi. Yani nükleer savaştan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla İran güdümlü füzeler atarak IŞİD mevzilerine ta Tahran'dan böyle bir kabiliyete, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu gösterdi. Bu da çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin İran'la olan ilişkilerini tekrar güçlendirmeye çalışması lazım. Ama İran'ın stratejik hamleleri olduğu kesin. Yani İran ta Lübnan'a kadar uzanan bir hat kurmaya çalışıyor. Ve Suriye'yi de bu şekilde kullanmak istiyor. Ama Esad kendi toprakları için bazı şeyler yapıyor. Evet. İran'ın çıkarlarıyla Esad'ın çıkarları mutlaka her noktada da örtüşüyor diyemeyeceğim. Aynı şey Rusya için de geçerli. Bir başka bilgi daha vereceğim. Gene Suriye'den gelen aynı gazetecilerin, televizyoncuların bana söylediği bilgi Şam televizyondan. Söyledikleri şey şu. Diyorlar ki Hama'nın altında dünyanın 5. büyük doğal gaz rezervi keşfedildi. Eğer bu doğruysa bu çok önemli bir keşif. Golan tepelerini. Hama'nın altında, Hama şehrinin altında, o bölgede yani. Eğer bu doğruysa bu tabii bölgenin önemini daha da artıracaktır. Menfaat çatışması daha da artacaktır. Tabii başından beri hep işte Suriye'nin toprak bütünlüğü denildi. İşte Suriye ile ilişkilerin o yöne doğru gidilmesi gerektiğine işaret edildi. Evet. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Lübnan'dan gelen bir gazeteci hanımla görüştüm 2 gün önce. Bayram için buraya gelmişti kendisi. Önemli bir gazetecidir. Annesi ve kız kardeşiyle Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelmişler. Kapadokya'ya gelmişler. Ben de kendisiyle 3-4 saatlik bir görüşme yaptım. Bu arada Lübnan yeni bir bakanlık kurmuş. Bu bakanlığın adı Göçmen Bakanlığı. Göçmen Bakanlığı'nın da sözcüsü olmuş kendisi. Yani basına açıklamalar yapan kişi olmuş. Serbest gazeteciliği bırakmış. Bana aktardığı şey şu. Diyor ki kendisi Hristiyan değil ama Dürzilerden. Yani onlar biliyorsunuz tam bizim ne Sünni'dir ne Şii'dir ayrı bir inançlı istikametidir. Onlardan. Lübnan çok rahatsız. Lübnan'ın 4 milyon civarında bir nüfusu var. 1,5 milyon Suriyeli mülteci var. 500 bin de diğer mülteci var. Yani 400 bin Filistinli, 100 bin de Iraklı. Toplam 2 milyon. Yani %50'si mülteci. Şimdi burada çok büyük sıkıntıları var Lübnan'ın. Ve yani bakanlık kurmak zorunda kalmışlar. Kötü şartlar altında yaşıyor bu mülteciler. Ve birçok problem çıkıyor. Bunu çöz, yani düşünün Türkiye'de şimdi 80 milyon nüfusumuz 40 milyon mülteci oldu. Korkunç bir şey. Yani altından kalkılacak bir şey değil. Çok ciddi sıkıntıları var. Lübnan medeni bir ülke eğer öyle isterseniz. Yani Araplar içerisinde moderniteye önem vermiş olan insanlardan oluşan bir yer. Dolayısıyla çok büyük çatışmaların olması muhtemel. Şimdi tabii İsrail sınırından o su meseleleri dolayısıyla yukarıya Filistinlere ve Hizbullah'a bir sarkma olabilir. Golan'ın tamamen işgal edilmesi olabilir. Yarısı zaten İsrail'in kontrolünde. Evet. Diğer yarısını da işgal edebilirler. Peki. Yani önümüzde çok ciddi sıkıntılı dönemler olduğu anlaşılıyor. Ve o diyor ki, onların görüşü bu tabii. Suriye artık bir bütün olarak kalamaz. Öyle 4 parça falan da değil. Birçok yerde böyle küçük şeyler, hakimiyet bölgeleri oluşacak diyor. Bu tabii çok vahim bir durum. Çok vahim bir durum. Eğer bu doğruysa bu çok vahim bir durum. Yine tabii döneceğiz hocam. Bu detaylarla da ilerleyeceğiz ama bir şey soracağım şimdi. Haluk Bey, bugün de çok fazla konuşuldu bu. Dün geceyi geçirilen o kortejin konaklama yerinde suların kesildiği bilgisi vardı. Gürsel Tekin'e sorduk biz bugün. Dedi ki bu bir arızadan kaynaklı dedi. Böyle engellemeler, hani işte provokasyonlara karşı da uyarılar yapılıyor yürüyüş açısından. Hemen onu da söyleyelim. Bolu, AKP'li Bolu Belediye Başkanı'nın ifadeleri var. Çünkü çok soru geliyor buna ilişkin. Hadi ne olmuş, niye sular kesilmiş diye. Başka bir il sınırında yer alan bu tesisle ilgili herhangi bir su kesintisi ya da başka bir işlem yapılabilmesi mümkün değildir dedi Bolu Belediye Başkanı ve bağlı belediyede su kesintisinin tesisat arızasından olduğunu duyurdu. Biz de buradan o açıklamayı tekrar çok yapmış olalım. Çünkü çok da fazla hani soru da geldi buna ilişkin. O iddiayı da gündeme böyle taşımış olalım. Ama provokasyonlara ilişkin sadece alkışla yanıt vereceğiz dedi. 12 maddelikte bir genelge vardı.
buradan başlayalım yürüyüşe ilişkinde biraz şu konuşmaya. Şu Suriye konusunda ben tabii, birkaç buyurun, şey söylemek istiyorum. Şimdi çok enteresan. Suriyeliler ölüyorlar. Mutlaka ölüyorlar. Muhalif olanlar, iktidar yanlısı olanlarla savaşıyorlar ama sonuçta Suriyeliler ölüyorlar. Yani evet. Orada bir ülkenin, bir ulusun insanları kurulmuş olan bir tezgahın içerisinde ölüyorlar. Evet. Orası bir platform. O platformda kimler savaşıyor? İki blok var. Bir tarafta Avrasya bloku var, Rusya'nın liderliğini yaptı. Öbür tarafta da Atlantik bloku var. Peki muhasebe nasıl gelişiyor? Yazıyorsunuz. Bir tarafa Rusya silah satıyor, öbür tarafa Amerika Birleşik Devletleri silah satıyor. Bir tarafa Rusya kredi veriyor, öbür tarafa Amerika Birleşik Devletleri kredi veriyor. Orta Doğu'nun kaderi bu. Eğitim olmazsa, evet. Ülkeler kendi kaderlerini kendileri belirleyemezlerse, böyle olur. Bu senaryolarda figüran olurlar. Ki biz rol model ülke olarak şimdi bunları söylüyor, yaşıyoruz işte şu Lübnan anda. Lübnan şöyle düşünüyormuş, Suriye böyle düşünüyormuş. Geç. Hepsi evet. Eğer uygar değillerse, demokrasi yoksa, kendileri kendi dış politikalarını belirleyemiyorlarsa evet. Hepsi birinin kuklasıdır. Doğru. Kuklacı kim? Kuklacılar belli artık. Tabii, tabii. Almanya'da oraya girmeye çalıştı. Ben evet. söylüyorum. Avrupa tarihi yazıldığında Merkel Avrupa'nın gelmiş geçmiş en yeteneksiz, en beceriksiz lideri seçilecek. Niçin biliyor musunuz? Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden dışlama hatasını yaptığı için. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'nde olsaydı dünyanın seyri bambaşka gidecekti. Avrupa Birliği'ne girmiş bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyetlerle entegre olmuş bir Avrupa Birliği dünyada yepyeni bir süper güç demekti. Ama Merkel çok akıllıca bir şey yaptığını zannetti. Evet. Bir tuzağa düştü. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürükledi. Bugün Türkiye'nin yaşadıklarının en önemli müsebbiblerinden birisi Merkel'dir. Türkiye'yi o bataklığa Merkel sürükledi. Erdoğan gibi birini getirdiler, Türkiye'nin başına koydular. Aman zaten dediler, buna verin rüzgarı. Erdoğan dünden razı, hemen Orta Doğu'ya yelken açar. Avrupa Birliği ile ipleri koparır. Böylece Avrupa rahatlar. Erdoğan da bu tuzağa düştü. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına soktu. Şimdi herkes bin pişman. Bugün Erdoğan'a deseniz ki hayatınızın tekrar geriye sarması mümkün olsa neye dönersiniz deseniz 2007'ye döner. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirme hatasının bugün devamıdır bu sonuçlar. Doğru. O büyük vahim hatayı yaptığı için ondan sonra bir kez daha doğru bir hamle yapamadı. Erdoğan 2007'ye kadar Türkiye'de önemli işler yapmaya gayret gösterdi. Ben çok da eleştirmem 2007'ye kadar. Ama 2007'den sonra Erdoğan'ın olası olan Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyetlerle entegrasyonu, Avrupa ile entegrasyonu, dünyada yeni bir süper gücün ortaya çıkacağı gerçeği Erdoğan'ı tuzağa sürüklediler. Erdoğan'a One Minute senaryosunu oynattırdılar. Egosunu şişirdiler. Zaten buna hazır bir egolu birisi. Aman Allah'ım, Orta Doğu'da başladı rüzgar gibi estirmeye, ben Kasımpaşalıyım falan diye. Ondan sonra Erdoğan Türkiye'yi de büyük kaybettirir bir sürecin içerisinde. Orta Doğu'da Rabia değil mi? Yani işte evet, evet. Orta Doğu'da efendim Suudi Arabistan ne yapacakmış, Katar ne olacakmış falan, hepsi kaybederler. Hiç kazanı olmaz. Orta Doğu'da ne olursa olsun her zaman kaybederler. Ne olursa olsun, hani bir Amerikalıların çok kullandığı bir söz var ya, yazı gelince biz kazanırız, tura gelince siz kaybedersiniz diyorlar, aynısı. Burada da Orta Doğulu her halükarda kaybedecek. Suudi Arabistan dünyanın en çok petrol üreten ülkesi, 11 milyon 250 bin varil ham petrol üretiyor ama bu sene 76 milyar dolar cari açığı, orada tasarruf yaptılar. Önlerine geldiler, bir fatura koydular. Öyle mi kardeşim, bak yarın öbür gün İran sana iki tane füze atar, gel bizimle bir silah anlaşması yap. 130 milyar dolarlık silah aldı. Kiminle savaşacak, kime kullanacak o silahları? Hiç. Peki biz şimdi bu Orta Doğu bataklık diyoruz ya, işte biz bu bataklığa niye girdik şimdi durup? Aynen bu cümlenin argoda kullanılan bir deyimi var da ben onu söylemeyeyim, izleyiciler anlamıştır. Biz ne yazık ki bir dış politika vizyonsuzluğuyla Türkiye'nin önüne kurulmuş olan tarihin en büyük fırsatını ıskalama senaryosunun tuzağına düştü.
Çünkü Erdoğan'ı bunun için getirmişlerdi. Türkiye öyle bir sürece doğru girmiş ki. Ve stratejik derinlikte de aynen boğulduk. Öyle. Aynen onu öyle. Da hatırlatalım. Bence o stratejik derinlik kitabını yazan bey bir gün bu ülkede ciddi anlamda Yüce Divan'da hesap verecektir. Evet. Ahmet Davutoğlu bu ülkenin bugünkü bu vahim duruma sürüklenmesinin en önemli nedenlerinden birisidir. Yüce Divan'da mutlaka yargılanmalıdır. Bakın bu coğrafyada Özal, arkasından Demirel, arkasından koalisyon hükümetleri, arkasından AKP geldi. Türkiye Cumhuriyetler inanılmaz bir potansiyele sahipler. Türkmenistan dünyanın en önemli gaz rezervlerine sahip ülkelerinden birisi. Bir gram gaz satamıyor Elif Hanım. Bir gram. Dünyanın en büyük potansiyele sahip gaz üreten ülkelerinden birisi Türkmenistan. Bir gram gaz satamıyor. Azerbaycan. Şurada kardeşimiz Azerbaycan. Büyük bir petrol sanayine sahip. Ama yok. Türkiye'nin üzerinden sevk ettiği petrolün dışında yok Azerbaycan. Özbekistan müthiş bir tahıl üreten ülke. Pamukta müthiş bir ülke. Kazakistan dünyanın en büyük maden rezervine sahip ülkesi. Hiçbirisi yok. Hepsi Türkiye'ye bakıyorlardı. Türkiye ile beraber yürüyorlardı. Müthiş bir dayanışma içerisindeydiler. Ve dünyada yeni bir süper güç doğabilir algısı ortaya doğru çıkmaya başlamıştı. Müthiş bir silahlı kuvvetler var Türkiye'de. Türkiye'nin ordusu çok güçlü. Dünyanın en güçlü dört ordusundan birisi yıl 2007. Türkiye Cumhuriyetler müthiş bir ekonomi. Dünyada yepyeni bir yıldız parlıyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne entegre olduğu anda dünyanın yeni süper güçler arasındadır. Yani çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiş yepyeni bir Türkiye vizyonuyla olabilirdi. İşte o zaman bunu engellemenin tek yolu ülkeleri kendi içerisinde, aile içerisinde kavgaya sürüklemektir. Kendi içimizde aile içerisinde bir tuzağa düşürdü. Erdoğan'ın vizyonsuzluğu, bilgisizliği, yeterli donanımının olmayışı, onu etrafında enforme eden danışmanların da uluslararası şebekelerin adamlarının olduğunu gördük. Onlardan oluşmuş olması Türkiye'yi ne yazık ki o tarihi kulvarından çıkardı. Erdoğan dış politikayı ne yazık ki 100 yıldır dünyaya yurtta barış, cihanda barış dış politikasını öğreten, ona ilişkin dünyanın birçok hariciyesinin gelip eğitim gördüğü Dışişleri Bakanlığı'nda onlara monşer dedi, onlara kokteyl memurları dedi. O Dışişleri Bakanlığı'ndaki o çok kıymetli hariciyecileri küstürdüler, kovdular, gönderdiler. Şimdi bu çapsız, vizyonsuz dış politikaya mahkum oldu. Ey diye başlayınca cümlelere bu işte vizyonsuz dış politikaya mahkum oldu. Ve hep beraber kaybettik. Erdoğan'la birlikte egolarını şişiren insanlar vardı. Vay efendim Orta Doğu'da Erdoğan bayrakları sallanıyor. O zaman biz diyorduk ki aman ha, sakın ha. Biz bu Orta Doğu'da büyük abiyiz. Çünkü Nasır'la birlikte Araplar kendilerine bir Atatürk yaratmak istediler, beceremediler. Ömürleri yetmedi, olmadı. Vizyonu yetmedi. Nasır'ın yeteneği, zekası bunu başarmaya yeterli olmadı. Kendisi de söyledi. Ama Türkler başardı. Bir Mustafa Kemal Atatürk çıkardılar. Dünyaya Orta Doğu coğrafyasının en önemli ülkesini kurdular. Biz dedik ki Orta Doğu coğrafyasında, Avrasya coğrafyasında, Balkan coğrafyasında Türkiye çok önemlidir. Niye? Bir, tarihi bir mirasımız var. Bu coğrafya tarihi bir mirasla Türkiye'ye büyük bir yükümlülük yüklüyor. Balkanlarda kavga çıktığı zaman abi Türkiye. Avrasya'da kavga çıktığı zaman abi Türkiye'ye. Şu anda peki mesela hani abi diyoruz ama mesela en son açıklamalara baktığımızda özellikle AKP yetkililerinden işte Arabistan'a sen bölgenin abisisin, bu işi çöz ne olur gibi açıklamalar var. Hani biz liderdik. Şimdi bakın ne oldu? Şimdi koca bu coğrafyada Türkiye gibi bir ülke bir kenara itildi gitti. İran öne çıktı. Bir tarafta, evet. Mısır öbür tarafta. Birisi diyor ki bu coğrafyanın patronu benim. Öbür tarafta Mısır diyor ki bu coğrafyanın patronu benim. Ne oldu Türkiye? Niye bunlara geldik biliyor musunuz Elif Hanım? Devletler meşru kurallar içerisinde yönetilir. Devletler devletlerle muhatap olur. Devletler terör örgütleriyle iş tutmazlar. İşte PKK terör örgütüyle iş tutarsanız bugün dünyanın hiçbir ülkesi size saygı duymaz. FETÖ terör örgütünü getirir, devleti ona teslim ederseniz dünyanın hiçbir ülkesi size saygı duymaz. IŞİD diye bir terör örgütüne
bizzat Tuğrul Türkeş'in söylediğiyle söyleyelim. O silahlar vallahi de billahi de Türkmenlere gitmiyormuş ya. İşte böyle davranırsanız dünya size artık saygı duymaz. Sarayınızda oturursunuz. Aynen, sarayında oturursunuz. O bin küsür bilmem nelik odalık sarayınızda bir sürü yandaş adam orada size her gün palavra üretirler. Gazınızı alırlar. Siz de orada dünyanın geleceğini, seyrini izlersiniz. Şimdi Hüsnü Mahalli'nin hemen sözü aklıma geldi. Güvenilmez dedi. Şimdi Arap ülkeleriyle ilişkin konuşurken. Şimdi o çok güvendiğimiz Arap ülkeleri biliyorsunuz bir 13 madde vardı. Orada üstü kapatma da var maddelerin tabii, içinde. Suudi Arapların talebi. Mesela. Talepleri yani arasında, çok evet. Güvendiğimiz o ülkelerden böyle de bir tabii, talep tabii. De geliyor tabii. Aynı zamanda. PKK'yı destekliyorlar. Evet. Aynı zamanda. Evet. Çünkü bunun geçmişi şöyle. Biliyorsun Suudi Arabistan'a muhalif olan bir örgüt var. El Nusra adı. El Kaide'nin daha ılımlı. Evet. Yani bu neydi? İhvan hareketi. İhvan'ın Suudi Arabistan'daki temsilcisi. Orada El Nusra vardı. Suudi Arabistan Türkiye'yi defalarca kez uyardı. Siz PKK ile mücadele ediyorsunuz. Ben de benim rejim aleyhtarım. El Nusra ile mücadele ediyorum. El Nusra'yı desteklemeyin dedi. Ama Erdoğan dinlemedi. Katar çünkü onu öyle istiyordu. Evet. Yani sonuç itibariyle Orta Doğu'da kuklaların içerisine girmek için Türkiye kuklacı olduğu bir yerden kendini aldı, kuklaların içerisine girdi. Şimdi buradan çıkacak olan tek şey Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu kural. Bakın oraya geldik. Yurtta barış, cihanda barış. Ne demişti 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk? Bugün nerede Türkiye? Bu kadar vizyonsuz bir siyasi iktidarla Türkiye buraya kadar geldi. Bu da gidemez artık. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Zayıf bir Türkiye, Orta Doğu'daki bütün ülkelerin de aleyhine bir durumdur. Suudi Arabistan'ın da aleyhinedir, Irak'ın da aleyhinedir, Suriye'nin de aleyhinedir, Lübnan'ın da aleyhinedir, Ürdün'ün de, İsrail'in de. İran'ın da aleyhinedir. Hatta. Balkanlarda da aynı sıkıntı vardır. Öbür tarafta Kafkaslar'da da aynı sıkıntı vardır. Türkiye iki özelliği az önce söyledik. Bir, tarihi mirası, Osmanlı'dan kalan miras sebebiyle bu coğrafyada güçlü durmak durumundadır. İki, bu coğrafyanın jeopolitiği, jeostratejisi yani bu coğrafyanın bize getirmiş olduğu uygulamamız gereken politikalar, iç ve dış politikalar ve bu politikaları kısa ve uzun vadedeki stratejilerle örtüştürdüğünüz zaman Türkiye bu coğrafyanın hiçbir şekilde tereddütsüz olarak tam bağımsız ve bütün komşularıyla barış içerisinde varlığını devam ettirmek zorunda olan bir ülkesidir. Bu konuya ilişkin görüşlerim bu, gelelim diğerine. Şimdi ilk günden beri, yürüyüşün başladığı ilk günden beri çok doğru bir hamle yaptığımızı biliyoruz. Yani Haluk Bey tam orada hocamıza bir söz vereyim de ardından hayır, yürüyüşle evet, devam edelim. Hayır. Öyle de bitirelim zaten. Hocam şimdi bütün hani neden nasıl biz bu aşamalara geldik biraz özetlemiş de oldu aslında Haluk Bey ama ne yapmalı mesela bundan sonra birazcık da onu da konuşalım ardından yürüyüşe geçelim. Evet. Hep şu deniyor ya işte halen yol yakınken dönülebilir işte farklı hamleler yapılabilir dış politikaya ilişkin. Var mı önümüzde öyle bir süreç? Valla şimdi şöyle Suriye'deki devam etmekte olan mücadelenin bizim çıkarlarımız açısından iki boyutu var. Hani düğme bir, baştan yanlış iliklendi diyoruz ya rağmen, düzeltilebilir mi hala? Gayet tabii. Hı hı. Yani şöyle Suriye'deki boyutlardan bir tanesi o terör örgütüyle olan mücadeleyi kesinlikle devam ettirmemiz. Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında. Buna mecburuz. Çünkü dışarısı ve içerisini ayıramıyoruz. Oradan silahlarla ve insan takviyesiyle Türkiye'ye geliyorlar. Bu tehdit bizim için var. Bu bir. İkincisi mülteci hareketi. Yani orada bu kargaşa devam ettiği sürece, barış sağlanamadığı sürece bu mülteci hareketi de Türkiye'yi tehdit ediyor. Ve bu tehdit yalnız Suriye'den değil Irak'tan da var. Orada da aynı durumla karşı karşıyayız. Barzani şayet bunu yaparsa orada da mülteci hareketleri doğabilir. Ama en önemlisi Afganistan'da. Afganistan'da çok hızlı artan bir nüfus var. %3 civarında bir artış oluyor nüfusta. Afganistan'ın nüfusu 20 senede ikiye katlanıyor. Yani şu anda bakın 1960'larda 10 milyonken şimdi 30 milyon. 20 sene sonra 60 milyon olacak. Bu kadar adamın orada yaşaması mümkün değil. Çünkü yatırım yapılmıyor. Terör faaliyetleri içinde yaşıyor. Bunlar göç etmek zorunda kalıyorlar. Güvenlik sebebiyle. Bu göç batıya doğru oluyor.
İran üzerinden Türkiye'ye geliyor bunlar. Çok ciddi sayılardan bahsediyorum. Onun için biraz önce Lübnan meselesini anlatırken evet, göç meselesinde nüfusun yarısı olmuş dediğimde bunu ciddiye almak lazım. Türkiye'de Allah korusun bu göçler böyle gelirse, sınırlarımızı güvence altına alamazsak, ki biz ada değiliz, bir yarım adayız. Bu 30 milyon adam oradan buraya doğru gelecek. Pakistan'dan da çok hızlı bir bu tarafa doğru hareket var. Çünkü Pakistan'ın nüfusu da çok hızlı artıyor. 2050'de 320 milyona çıkacak. Şu anda 200'e yaklaştı. Bunlar çok önemli şeyler. Oralarda yatırım yapılmadığı takdirde bu büyük bir tehdittir. Bu göç hareketleri bizi tehdit eden ikinci unsur. Bunlara karşı tedbir almak zorundayız. Bunun için de ne yapmamız lazım? O ülkelerin istikrar kazanması yanında politika izlememiz lazım. Amerika tersini yapıyor. O istikrar kazanmasını istiyor. Sebepleri farklı. Çin'i çevrelemek için yapıyor bunu. Dolayısıyla biz burada Suriye'de iç barışın sağlanması için, Astana için yaptığımız o hareket doğru. Devam etmek lazım. İdlib'i kontrol altına almak doğru. Çünkü orada İdlib Allah korusun bir bozulsa bütün adamlar buraya gelecekler. Düşünün. Arasında bir sürü terörist de var onların. Korkunç bir şey. Nusracılar falan da var onun içerisinde. Yani ciddi bir tehlike. Dolayısıyla Türkiye'nin ön alacak şeyleri dışarıda yapması lazım. Yani Türkiye'nin sınırları dışında bunu yapması lazım. Bu doğru ve gerekli. Ama bunu akıllıca yapmak lazım. Ve bu denetim meclis denetimine de tabi olmak zorunda. Çünkü akılları, fikirleri karşılaştırarak doğru bulunabilir. Yanlışlardan kurtulmanın yolu meclisleri kullanmaktır. Meclisleri pas geçmek değil. Meclisi pas geçtiğiniz anda büyük hatalar yapabilirsiniz. Çünkü orada bir danışman çıkıyor, saçma sapan şeyler söylüyor. Bir bakıyorsunuz onun görüşleri hakim oluyor. Bunu şurada gördük. Mesela Barzani gitti. Ondan önce Barzani Paris'e gitti. Fransızlar Barzani'yi destekledikleri halde orada şey bayrağını çekmediler. Barzani evet, bayrağını. Evet. Türkiye'ye geldi. Abi baktık İstanbul'da Barzani bayrağı çekilmiş. Ankara'da Barzani bayrağı çekilmiş. Ondan sonra dedik ya biz onu yapmadık. Ya yaptınız. Arkasından diyor biz onu tanımıyoruz. Ya kardeşim bir öyle bir böyle olur mu? Buradan çıkan sonuç şu. Sonra olabilir diye açıklama geliyor arkasından. Burada danışmanlar yani saraydaki danışmanların Türkiye için doğru hareketler yapmadıklarını, yanlış yaptıklarını ve bu yanlışın da maalesef Dışişleri Bakanlığı'nın hatta bakanların Dışişleri Bakanı'nın üzerinde olarak devreye girdiğini, Başbakan dışında devreye girdiğini ben gözlüyorum. Eski ben de neticede Özal'a danışmanlık yapmış ve Erbakan'a yazmış bir kişi olarak bunu biliyorum veya Öcevit'e danışmanlık yapmış bir kişi olarak. Dolayısıyla burada bir problem var. Çok ciddi bir problem. Bunu aşmanın tek yolu parlamento denetimidir ve bunun iyi yapılması gerekir. Ve bunu da ben yaptım oldu falan şeklinde yapamazsınız. Mutlaka bunu parlamento kontrolüne sokmanız lazım. Dolayısıyla ne yapabiliriz derseniz evet, bu yapılan şeyler doğru ancak kontrollü ve denetimli yapılmaları lazım. Orduyu tekrar eski şahsiyetine kavuşturmak zorundayız. En önemli problemlerden bir tanesi bu. Biraz önce Sayın Milletvekilimiz dedi ki orada bir harp okulu talebesinin babası annesini gördüm. Onlar işte adalet yerini buluyor diye memnun oldular dedi. Biz ilk gün daha bu 15 Temmuz olduktan sonra şunu söylemiştik televizyonlardan ve her yerden. İsmet Paşa'nın Talat Aydemir hadisesindeki yaptığının aynısını yapmak lazım. Yani üst düzeydeki hata yapanları cezalandıracaksınız. Aşağıdakileri emir komuta zincirinde olanları affedeceksiniz. İnönü'yle yapmıştı hatırlayacaksanız. Ne oldu? O kişiler harp okulundan atıldılar ama sivil hayatta yerlerini buldular. Hapislerde falan da sürülmediler. Onu da söyleyeyim. Çünkü emir komuta zinciri içerisinde hareket eder. İnsanları aynı şekilde suçlayamazsınız. Hiçbir zaman suçluluk meselesi bitmez o zaman. İlelebet sürer. Yani bu çok önemli. İsmet Paşa'nın Talat Aydemir'den sonra yaptığı operasyon meşhur bir operasyondur. Ve ne oldu? Aşağıdaki harp okul talebeleri hepsi okuldan atıldı. Ama sivil hayatta hepsi bir şey oldular. Ama üst düzeydekiler cezalandırıldı. Sayısı da çok azdır onların. Bu çok önemli. Bunu da yapmak lazım. Yani o yürüyen kişiler de bunu da istiyorlar. Üstü kapalı olarak belki söylemiyorlar ama tarihteki tecrübelerden yararlanmak lazım. Yani İsmet Paşa'ya kızıyorlar, şöyledir böyledir diyorlar. Halbuki İsmet Paşa Türkiye'ye çok büyük hizmetleri olan bir insandır. Birçok hizmeti var. Bir tanesi de bu. Bakın hiç konuşmuyoruz bunu. Bu çok önemli bir hizmet. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmamış olmak ayrı bir hizmet. İnönü zaferlerini kazanmak, Lozan Anlaşması yapmak bunlar da ayrı hizmetler. Yani İsmet Paşa'ya onun için yani tarihe saygı duymak lazım. Ve tarihteki şahsiyetlerin eserlerine vefa göstermek lazım. Çok önemli bir şey bu. Bu da ancak tarihi doğru okumakla mümkün olabilir. Ön hükümlerle falan yaklaşmamak lazım. Efendim işte dine şöyle yaptı, böyle yaptı. Öyle bir şey de yapmadı yani. O da ayrı.
son derece inancı olan bir adamdı inşallah. İşte tarihi Atatürk doğru okumak lazım. Evet, işte Türkiye'nin tapusunu aldı. Evet, gayet tabii. Gayet tabii. Yani bunları küçük, bunları yok, nasıl yok sayıyorsunuz? Sayamazsınız. Şimdi mesela biz neleri, artık hangi kelimelere, nelere tanık oluyoruz? İşte ihvan, Müslüman kardeşler, evet, bizim. Bunlar girdi artık. Evet. Mesela Rabia işareti. Yerli, evet, midir? Nedir hocam? Nedir şimdi o? Rabia Arapça 4 demek. Ama orada bir meydan var Kahire'de. Hı hı. O meydanın adı Rabia Meydanı. Bir kısım bu şeyler, Müslüman kardeşler Rabia Meydanı'nda toplanıyorlardı. Tahrir Meydanı'nda da diğerleri toplanıyorlardı. Böyle bir çatışma oluyordu. Sonra da Mursi geldi iş başına. Onu da Amerika destekledi, onu söyleyeyim. Çünkü lazımdı o zaman. Geldi. Geldikten sonra ilk yaptığı iş bir anayasa yaptı. Bakın Mursi seçilmiş cumhurbaşkanı deniyor. Ama seçme iştirak oranı %50'nin altında. Aldığı oyda %50 olsa, tamam mı, %25 yapar. %75 Mursi'ye karşı. Siz şimdi bu şekilde geliyorsunuz, anayasa yapıyorsunuz ve diğer partilerin hepsi çekilip gidiyor ve bu anayasayı geçerli kılıyorsunuz. Sonunda Sisi geldi. Sisi ondan dolayı geldi. Sisi, hı hı, bir noktada dengeyi sağlayacak karşı kuvvet olarak geldi. Efendim işte ihtilal yaptı. Kardeşim öbürü, Sisi hatta daha çok oy aldı, onu söyleyeyim yani. Oranlarsanız daha çok oy almış olur. Yani şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Müslüman kardeşler ideolojik davranarak hata yaptılar ve bu hatayı anayasada yaptılar. Ondan sonra da birçok yere mesela vali tayin etti, bilmem, evet, ne tayin etti. Bunlar eskiden turistlerin öldürülmesine sebep olan adamlar var bunların arasında. Çamurdan olsun, bizden olsun, onları koydular oralara, buralara. Olmaz. Yapamazsınız. Yani ideolojik tayinler yaptılar. Bunun neticesinde bu oldu. Ya yani Mısır kendi kendine böyle olmadı. Biz de Mısır'a karşı tavır aldık. Müslüman kardeşlerin yanında durdurarak. Sonunda da Mısır'la Türkiye münasebetleri bozuldu. Ticari olarak da siyasi olarak da. Nitekim Akdeniz'deki bizim hakimiyetimiz, oradaki doğal kaynaklar meselesi de o yüzden tehlikeye girdi. Yunanlılar da bunu çok güzel kullandılar. Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte Akdeniz'i paylaştılar. Yani bu çok önemli. Yani bütün bunlar hataların sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi bakalım Katar'a ilişkin nasıl ilerleyecek süreç. Elbette Müslüman, evet, kardeşler falan deyince tabii birbiriyle onlar Müslüman kardeşlere sahip çıkanlar. Evet, şey, öbür tarafta Selefilere karşı çıkanlar birbirleriyle. Bakalım orada mı acaba hani bir gerilme başlayacak Türkiye ile diye de. Onu yapmamamız lazım. Biz yani Müslüman kardeşlerin yuvalandığı, işte burası Müslüman kardeşlerin hareket merkezi olacak bir yer olmamalı. Hiç kimsenin de olmamalı. Evet, ama Müslüman Kardeşler Örgütü'nün temsilcisini şeye gönderen, yani bu Hamas'ın temsilcisini şeye gönderdi Amerikalılar, Katar'a gönderen. Sırf Fetih'le ikisi birleşsin, tek bir Filistin cephesi olsun. Obama yaptı onu. Böylece İsrail'le Filistin barışı temin edilsin. Onun hedefi oydu. Evet. Kısmen ona ulaşmaya çalıştı, olmadı ama başaramadı. Hemen Haluk Bey'e dönelim. Şimdi birazdan reklama gideceğiz ama son bir 15 dakikamız daha var tabii burada. Bu 12 maddelik genelgeden herhalde bahsediyordunuz değil mi? Dış politikayı kapatalım dedim, öyle geçelim bu konuya. Evet. Eklemek istediğiniz varsa tabii bu konuya yönelik, yani öyle reklama gidelim. Bir cümle söyleyeyim zaten. Oraya söyleyeceğim şey şu. Bakın bu göç konusu çok önemli. Göçteki veriler, hı-hı, çok önemli. Yaşananlar çok önemli. Müslüman ülkelerde insanlar göçüyorlar. Büyük, evet, acılar yaşanıyor, büyük dramlar yaşanıyor. Ama gelişmiş, ekonomisi güçlü, refahı yüksek, gelir düzeyi çok üst düzeyde olan Müslüman ülkelere göçmüyorlar. İnsanlar Suriye'den ölümüne, Ege Denizi'ne canlarını koyuyorlar, Avrupa'ya göçmeye çalışıyorlar. Tabii. Niye Suudi Arabistan'a göçmüyorlar? Evet. Niye Suudi Arabistan'a göçmüyorlar? Veya Katar'a. Niye Katar'a göçmüyorlar? Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ne, niye Kuveyt'e göçmüyorlar? Ne için? Fark ne? Müslüman ülkelerinden Hristiyan ülkelere geçiyorlar. Niye? Özgür, demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü, anlaşılması gereken bu. Araplar yıllarca bir ulus devleti inşa etmek için mücadele ediyor. Doğru. Bugün Arap coğrafyasında yaşanan en büyük sorundur bu. Ulus devlet olamadılar Araplar. Doğru. Ulus devlet olamadıkları için onlar yıllarca hep Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye'ye gıptayla baktılar. Doğru. Bizim derdimiz ne? Araplaşmak, Arabizm. Büyük bir Arabizm furyası Türkiye'de örtü olarak geldi ülkeye. Birçok Arapların saçma sapan geleneklerini insanlara, bir de bunu dindarlık adı altına, evet, entegre etmeye başladılar. Ya rahmetli Yaşar Nuri günlerce, aylarca, yıllarca, evet, Kur'an-ı Kerim'den başkasını reddetti. Hadisler konusunda olağanüstü titiz davrandı. Ama
saçma sapan Arap geleneklerini Türkiye'ye dayatmaya başladılar. Doğru. Ve bu Türkiye'de büyük bir kültür yozlaşmasına sebep oldu. Türkiye'de büyük bir çürümeye neden oldu. Buraya bir Rabia işareti de örnek değil mi mesela? Tabii. Yani Rabia... nedir hani, niye bizim girdi bizim hayatımıza? Her yerde görüyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Müslüman kardeşlerin sembolü. Bakın şimdi diyor Erdoğan, diyor ya işte tek devlet, tek millet, tek... Ben de soruyorum Erdoğan'a. Ben 15 yıldır Erdoğan'ın ağzından Türk milleti kelimesi hiç duymadım. Bence ülkücüler de Devlet Bey'e sormalı. Devlet Bey niye buna destek veriyor? Hem bir taraftan diyor ki Türk milliyetçileri, öbür taraftan Erdoğan'a destek veriyor. Nasıl oluyor bu iş? Erdoğan bir türlü bu milletin adını söylemiyor. Ey benim diye başlıyor. Bir sürü orijin sayıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Fransa'da Macron çıkacak. Ey benim Galyalılarım, ey benim Keltlerim, ey benim Habsburglarım, ey benim İspanyollarım demesi mümkün mü? Benim Fransızlarım diye. İtalya devlet başkanı çıkacak. Bilmem 29 tane ırkı sayacak. Böyle bir şey olur mu? Ama bir türlü Türk milleti diyemiyor Erdoğan. Niye? Ben soruyorum. Erdoğan'a oy veren seçmene soruyorum. Bu milletin adı nedir? Siz sorun bir. Biz soruyoruz, cevap alamıyoruz. Siz sorun. Peki şimdi bir araya gidelim. Bir 15 dakikamız daha var. Saat başından sonra da yürüyüşle bitirmiş olacağız. Bizden ayrılmayın. Saat başında devam edeceğiz.